Merhaba, bugün sizlerle şeker hastalığını konuşacağız. Şeker hastalığı yani tip 2 diyabet dünyada 500 milyon, ülkemizde de yaklaşık 10 milyon insanı etkileyen çok korkunç bir salgın hastalık. Peki bu hastalıktan kurtulmak mümkün mü? Görelim bakalım. Konunun ciddiyetini vurgulamak açısından şöyle anlatayım. Her yıl şeker hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı şu ara herkesi korkudan tiril tiril titreten koronavirüs salgınında ölenlerin yaklaşık 50 katı. Şeker hastalığı vücudumuzdaki ince damarları tutarak koroner arter hastalığı, böbrek hastalıkları ve yetmezliği, körlük ve organ kaybıyla sonuçlanabilen çok korkunç bir kronik hastalık. Dünyada şeker hastalığının bir numaralı otoritesi sayılan Amerikan Diyabet Derneği uzun yıllar şeker hastalığını geri dönüşü olmayan ilerleyici kronik bir hastalık olarak tanımlamaktaydı. Bu dernek şeker hastalığının tedavisinde bazı tedavi protokolleri geliştirmiş ve bu bütün dünyada standart hale gelmiştir. Peki bu tedavi gerçekten etkili mi? Bakalım bu hikaye size tanıdık gelecek mi? Şeker hastalığı teşhisi konulan kişiye genelde bir ilaç başlanır, şeker ve karbonhidratlardan kaçınması söylenir. Bir süre sonra ki bu 2-3 senedir genellikle hastalık ilerler ve bir ikinci ilaca ihtiyaç duyulur. Bu ilaçla da birkaç sene daha idare edilir. Bir noktada bu ilaçlar ağızdan alınan ilaçlar yetersiz kalınca iğne yoluyla insülin tedavisine başlanır. İnsülin tedavisi de aynı şekilde hastalığın yıllar içinde ilerlemesiyle birlikte 5-10 üniteden başlayan insülin tedavisi günde 60-80-100 üniteye kadar çıkabiliyor. İşin kötü tarafı, gerek ilaçlarla gerekse insülin tedavisiyle kontrol altına alınan şeker hastalığının bilinen o korkunç komplikasyonları aynı hızda ilerlemeye devam ediyor. Bu hastalar çoğunlukla tedavi altındayken ya koroner arter hastası oluyorlar, ya böbreklerine veya gözlerine damarsal komplikasyonlar geliyor ve bu nedenle mağdur oluyorlar. Şimdi bu aşamada bir parantez açıp size tedavi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Gerçek tedavi hastayı ilaca ihtiyacı olmayacak duruma getirmektir. Şimdi bir örnekle anlatayım. Diyelim ki çocuğunuz okulda bir beta mikrobu kaptı. Tonsilit oldu, ateşi çıktı, hastalandı. Bunun tedavisi bellidir. Hastaya antibiyotik verilir. Bu 3-5 gün, 1 hafta 10 gün kadar sürebilir. Bunun sonucunda bakteriler ölür, enfeksiyon kurur ve tedavi tamamlanmış olur. Ve bu noktada da tabii ki ilaç kesilir. Şimdi eğer ki biz bir kişiye sürekli ilaç vermek zorunda kalıyorsak, burada tedaviden söz edilemez. Şeker hastalığında da durum aynen böyle. Eğer biz kişiyi ömür boyu ilaca veya insüline mahkum ediyorsak burada bir tedaviden söz edilemez. Tekrar ediyorum, tedavide amaç hastayı ilaca ihtiyacı olmayacak duruma getirmektir. Peki şeker hastalığını ilaca ihtiyacı olmayacak duruma getirmek mümkün mü? Bence mümkün. Bakalım nasıl oluyormuş. Şeker hastalığını tedavi etmek için her şeyden önce şeker hastalığının nedenini anlamak gerekir. Tip 2 diyabetin nedeni insülin direncidir. Bu konuda hiçbir tartışma yok. İnsülin direnci hücrelerimizin insülin hormonuna karşı duyarlılığını kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Yakın zamanda insülin direnci ve insülin direncinin tedavisi konusunda çektiğimiz videoları izlerseniz bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi madem ki şeker hastalığının nedeni insülin direnci, peki insülin direncinin nedeni nedir?
İnsülin direncinin nedeni bilimsel tabiriyle lipotoksisiti, yani hücresel yağlanmadır. Peki hücresel yağlanmanın nedeni ne? Aşırı beslenme, zararlı beslenme, bunlar nedeniyle oluşan obezite ve hareketsizliktir. Dikkat ederseniz bu faktörlerin hepsi bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor ve bizim elimizde olan, değiştirebileceğimiz faktörler. O halde videomuzun başlığı olan soruya dönecek olursak, şeker hastalığı geriye çevrilir mi? Bunun cevabı evet. Şeker hastalığına neden olan faktörleri biz ortadan kaldırdığımız takdirde, şeker hastalığını büyük oranda geriye çevirmek ve tamamen sıfırlamak mümkün. Dramatik yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalıkların geriye çevrilebilmesi, yani disease reversal konsepti son yıllarda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok tıp merkezinde ve üniversitesinde benimsenmiş ve uygulanmakta olan bir tedavi yöntemi. Tıpta bu yeni trend doğrultusunda da biz de ülkemizde bu disease reversal tedavisini başarıyla uygulamaktayız. Tedavi programı biraz zahmetli ve uzun soluklu bir tedavi. Çok zaman 1 ila 6 ay kadar sürebiliyor ama sonuçları inanın her şeye değer. Herkesin metabolizması, yaşam şartları ve hatta psikolojisi farklı olduğundan bu program genellikle kişinin detaylı bir değerlendirmesi sonucu kişiye özel bir program şeklinde hazırlanmaktadır. Programın ana hatları: şeker, tatlılar ve rafine karbonhidratlardan kaçınma, yağlardan ve özellikle hayvansal yağlardan kaçınma, sebze, salata ve yağsız proteinler ağırlıklı bir beslenme, zaman zaman kalori kısıtlaması, bağırsaklarda sağlıklı bir probiyotik bakteri nüfusu oluşturulması, kilolu hastalarda kilo verilmesi, kontrollü bir şekilde uygulanan aralıklı oruç uygulaması, düzenli hareket ve hepsinden önemlisi hastaların bu konuda bilinçlendirilmeleri şeklinde yapılmaktadır. Biraz önce söylediğim gibi bu programa dahil olan hastalarımızda detaylı bir değerlendirme yapılıyor ve bunun sonucunda da kişiye özel bir program hazırlanmaktadır. 1 ila 6 ay kadar sürebilecek bu tedavinin sonucunda hastalarımızın büyük çoğunluğunda çok önemli ilerlemeler ve iyileşmeler sağlanmaktadır. Bu süre içinde hastalarımızın yine büyük çoğunluğunda ilaçlar ve insülin ya tamamen kesiliyor ya da çok az bir doza indirilmek mümkün oluyor biliyor. Arzuladığımız hedefe ulaştıktan sonra hastalarımızın hayatında başta beslenme olmak üzere bir normalleşme süreci de başlatılabiliyor. Hastalarımızın büyük çoğunluğu, özellikle insülin kullanan hastalarımız, ilk başta 6 haftalık süren yoğun bir tedavi programına alınmaktadır. Bu süre içinde hastalarımız yakın takip altında kalmakta ve kademeli bir şekilde ilaçları azaltılmakta ve sonunda kesilmektedir. Ancak şeker hastalığınız çok ileri düzeyde değilse veya 6 haftalık bir programa katılmaya müsait değilseniz, daha önce çektiğimiz insülin direncinin tedavisi isimli videolarımızı izlemek size yol gösterici olacaktır. Bu şekilde hastalığınızın derecesini hafifletebilir, seyrini yavaşlatabilirsiniz. Yakın zamanda bana ağır, ilerleyici ve ameliyat edilemez durumda bir koroner arter hastası refere edildi. Hastayı incelediğimde hastanın, evet, kalp hastalığının dışında en önemli sorunun şeker hastalığı olduğu ve bu şeker hastalığının tamamen kontrolden çıkmış olduğunu gördüm. Şimdi kalbe yönelik tabii ki tedavi başladık. Fakat bu kalp tedavisinin başarılı olabilmesi için her şeyden önce şekerin kontrol altına alınabilmesi ve daha önemlisi bu hastalığının geriletebilmesi gerekiyordu. Onun üzerine bu hastayla
Güzel bir ilişki kurduk. Yaklaşık 4 aylık bir süre içinde özel bir diyet programıyla ve özel yöntemlerle bu disease reversal konseptini uyguladık. Çok kısa bir süre içinde önce şekerinin düştüğünü, daha sonra da buna paralel olarak insülin dozlarını azaltabileceğimizi gösterdik. Bu şeker hastalığının kontrol altına alınmasına paralel olarak kalpteki şikayetlerin de hafiflediğini gördük. Buradaki esas prensip şuydu. Şeker hastalığı madem ki damarları tutan bir hastalık, bu şekerin damarlar üzerine olan bu zararlı etkisini ortadan kaldırdığınız zaman damarlar da rahatlıyor. Buna paralel olarak kan dolaşımı hızlanıyor ve artıyor ve bu şekilde hastanın kalple ilgili sıkıntılarında da önemli azalmalar oluyor. Bu hastayla çok yüz güldürücü sonuçlar aldık. Tedavisi halen devam etmekte ve hedefimiz 6 ay içinde bu hastayı insülinden ve diğer ilaçlardan tamamen kurtarmak ve daha sonra da kalbine yönelik daha ileri tedaviler uygulamak. Yani bu ve buna benzer sayısız hasta doğru bir yaklaşımla şeker hastalığının ve daha sonra bir videosunu çekeceğimiz kalp hastalıklarının geriye çevrilebileceğini göstereceğiz. Önümüzdeki günlerde çekeceğimiz yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Hem bize bu şekilde destek olmuş olursunuz hem de zil ikonuna basarak yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.